Ben şimdi sıradaki sunumunu yapmak üzere sözü Enes Bey'e vermek istiyorum. Kendileri devreye alma sürecinde çok güzel bir rapor hazırladılar. Ve şimdi bizlerle de aslında sunumunda onu paylaşacaklar. Buyurun Enes Bey, sizler sunumunuzu paylaşabilirsiniz. Herkese merhabalar. Hoş geldiniz bu arada. Bize bu fırsatı sunduğunuz için de size çok teşekkür ederiz. Şimdi bizim satın alma sürecinde yaşadığımız olumlu ve olumsuz yönlerden aslında ben bahsetmek istiyorum. Şimdi ekran paylaşımında bulunuyorum hemen. Şu an ekranım geldi mi? Evet Enes Bey geldi. Tamamdır. Enes Şimşirel, ben Yıl Genci firmasında kalite kontrol mühendisliği yapıyorum. Burada da dediğimiz gibi Yıl Genci SUPAR çalışmaları adı altında bir sunumumuz olacak size. Biz Yıl Genci'nde programı kullanım amacımız aslında ürün kontrollerini kısaltarak teknik resim üzerinde dikkat edilmesi gereken hassas ölçüleri kontrol etmek ve bunun üzerinde eksik ve hatalı ürünlerin tespitlerinde bulunmak. Aynı Berkin Bey'in de bahsettiği gibi bizde de kontrol açısından farklı ürünler alıyor. Çünkü bizim firmamız %99 kapasiteyle yurt dışına ithalat yapma. Yani ürünlerimizi yurt dışı satıyoruz. Çok farklı müşterimiz var. Taş kırma makinelerinden raylı sistemlere kadar bir sürü ürün yaptığımız için yaptığımız ürünlerin boyutsal olarak farklılıkları da mevcut. Burada aslında yapılan ürün hata adetlerinden ilk olarak bahsedeyim ben. K projesinde biz SUPAR ile 55 farklı ürüne bakmışız. Burada bize 34 ürünle tespit edilemeyen hatalar var. Biz bunları manuel olarak yakalamışız ama SUPAR'la yakalayamamışız. SUPAR tarafından da tespit edilen 21 hata mevcut. Buradaki hata farklılıklarının sebebi de aslında az önce de bahsedilen bu boyutsal olarak işte silindirik yüzeyler olsun, verilen köşeler olsun, işte çizgi atamama durumları aslında ilk zamandan tasarruf edip burada bizi daha çok nasıl söyleyeyim etkileyen durumlar oldu. Burada haş projelerindeki kontrol edilen işte 5 ürünün 5'inde de SUPAR tespitlerini yapabilmiş. D projesinde keza öyle. MV ve TU projelerinde öyle. Yani geriye kalan bütün projelerde boyutsal açıdan her şey yerinde olduğu sürece sıkıntı yaşamamış durumdayız. Burada kontroller kısmına geldiğimizde SPF kontrollerinde biz SUPAR ile 2 adet haş projesi kontrollerinde bulunduk. İlk olarak baktığımızda ilk görselde burada delik kaymaları mevcut. Hatta Metin Bey de söylemişti ne kadar mesafe olduğunu veremem ama sadece ölçebilirsiniz diye söylemişti. Burada gördüğünüz üzere deliklerde kaymalar mevcut. Sağdaki resimde de burada parçamızın eksik olduğu belirleniyor. Yani 2 adet o zaman şu an daha fazla kontrollerimizi sağlıyoruz ama o zaman satın alma sürecinde 2 adet biz haş projesi yapılırken ikisinde de kontrollerimizi sağlayıp SUPAR'ın tamamen aktif olarak çalıştığını teyit etmek durumunda kaldık. Burada S projelerinde de 6 adet kar küreme aparatı kontrolleri yapıldı. Bu aparatlar genelde raylı sistemlerde kullanılıyor. Burada gördüğünüz üzere aslında biraz daha nasıl söyleyeyim bükümlü bir yüzey var ama kenarları keskin hatlar olduğu için bu yüzeyde de bir sorun çıkarmadan gösteriyor bize. Burada da görselde zaten 2 adet kar küreme aparatı mevcut. K projelerine baktığımızda belli bir adette K projesi aslında farklı farklı versiyonları var bunların, farklı çeşitleri var. Bunların çeşitlerinde bulunduk. Daha çok teknik destek de aldığımız durumlar oldu. Sağ olsun Metin Bey olsun, Kaan Bey olsun. Bize çok teknik destekte bulundular. Burada mesela görselde görünen parçayı ilk biz SUPAR'la tespit edememiştik. O da aslında bakış açısından kaynaklıydı. Yani normalde ilk Metin Bey'in gösterdiği videolarda işte arkadaş dönerek hareket ediyor ama onda bizim mesela baktığımız, çünkü bu parçaların boyutları yüksekliği örnek veriyorum. Yani şu an baktığımız parçanın yüksekliği 3,5 metre. Bizim bu araçlarda K projelerindeki ebatlarımız hep yüksek olduğu için biraz daha parçaya karşıdan alıp işte 90 dereceyle yani dik bakmamız lazım. İzometrik baktığınızda deliklerde hataları yani en azından bize göre hatalı olduğu tespit edilebiliyor. Çünkü bizim kaynaklı imalattaki toleranslarımız çok düşük
santimlerle değil tamamen 2-3 milimlerle hareket edebiliyoruz. Bu yüzden bizim kendi firmamız için konuşayım ben. K projesiyle alakalı olarak özellikle biz minimum 4 milim hata sapmalarında bu ürünleri tespit edebildik. Yani onun haricinde burada gördüğünüz üzere B projesi var. Bu ürünün boyutu 13,5 metre. 13,5 metrede de kopmasız bir şekilde tamamen arkadaşlarımız, sadece ben değil diğer kalite personeldeki arkadaşlarımız da bu Spar ürünü kullanmakta ve tamamen sorunsuz bir şekilde devam edebilmekte ürün kontrollerimiz. Burada SK projelerinde bizim komponentlerimiz mevcut. Buradaki işte ürünlerde okla gösterilen bölgeler tamamen hatalı olduğunu teyit ediyor. Ayrıca manuel olarak da zaten kontrollerimiz bizim gerçekleşiyor. Move projelerine baktığımızda da katı modelleri gerçekleşen işte Spar'la kontrol ettiğimizde burada bir hata tespit edebildik. Şuradaki 4 numaralı zaten biz de navigasyon özelliğini kullandığımız için ürünlerin özellikle nasıl söyleyeyim özel toleranslı bölgelerde hatanın daha çok sık yapıldığı bölgelere bir kontrol noktası atayıp program üzerinden bu şekilde navigasyonla oradaki hataların olup olmadığını tayin edebiliyoruz. En son aşamaya gelecek olursak biz zaman etütleri içerisinde bulunduk. Yani K projelerinde benim 900 dakikada ölçtüğüm bir ürünü Spar ile ben 240 dakikada harcıyorum. B projelerinde 240 dakikayı 30 dakikaya düşürmüşüm. İşte Move projesinde 120 dakikayı 20 dakikaya düşürmüşüm. H projesinde 240 dakikayı 10 dakikaya düşürmüşüm. Bunlar bizim için zamansal açıdan çok önemli şeylerdi. Buraya yüzdesel olarak verimliliğe baktığımızda en iyi yüzdeliği H projesinde alıyoruz zaten. %2400 dakika aslında bizi kâr ettirmiş oluyor baktığımızda. Sonuç olarak da yani toplam yüzdesel dilime baktığımızda ben 100 dakikayı 85 dakikasını manuel ölçüm olarak kullanırsam Spar'ın bunun 15 dakikasını kullanmış olurum. Yani aradaki fark devasa bir fark ve bu da bizi iş açısından hem müşterilerimize termin sürelerimizi yetiştirmesi açısından parçaları genellikle daha rahat kullanmamızı, daha rahat bakmamızı sağlıyor. Teknik olarak teknik kısımlarına geldiğimizde biz Spar'da zaten katı model, eksik parça, ters konumlandırıcı ürün tespiti kesinlikle yakalayabiliyoruz. Bunlardan hiçbir sıkıntımız yok. Ama Berkin Bey'in de dediği gibi katılarımızın güncel olması lazım. Yani katıların bizim de yurt dışı çalıştığımız için bazen katılarımız güncel gelmiyor. Burada biz eksiklik yapıyoruz. Gidiyoruz eski revizyonla bakıyoruz. O zaman diyoruz ki kardeşim senin parçan hatalı ama bu şekilde olmuyor. Tekrardan güncel revizyonlar istiyoruz. Fabrika imalat yerleşkesinin bizde mesela biraz içerisi dar olduğu için engelleme durumları var. K projesi ve M projesinin uzunluğundan kaynaklı yani yüksekliğinden kaynaklı bu parçalarda sorunlar yaşıyoruz. O da şöyle bizim kendi fabrikamızdan kaynaklı yani yakınlaştırma uzaklaştırma yani çapı örnek veriyorum. K projesi 6 metre 12 metre bir parça. Bunun 3 metre çapında tamamıyla bir çevreye sahip olması, hareket edebilmemiz gerekiyor. Onun haricinde çok kenarlı parça kullanımlarında avantajlıdır. Kaynaklarda keza kaynak çizimleri eklediğinizde eğer ürünlerinizde kaynak varsa Metin Bey'le bizim görüşmemiz olmuştu daha öncesinden. Bir yardımda bulunmuştuk. Yardım istemiştik daha doğrusu. Metin Bey de sağ olsun kırmadı bize anlattı bilgileri verdi. Biz de projelere kaynak eklettirdik. Kaynak eklettirdikten sonra az önce görmüş olduğunuz üzere videolarda bu gerçeklik veya takip olayındaki çizgileri kaldırıp tamamen CAT optak kısmını açarak orada kaynak var mı yok mu? Bu şekilde kontrollerimizi sağladık. Yani benim de anlatmak istediklerim aslında bu kadar. Şu anki yıl genci olarak biz de Spar firmasıyla daha doğrusu kalem firmasıyla çalışıp Spar üzerinde deneyimlerimizi sağlıyoruz. Bize de bu fırsatı verdikleri için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz Enes Bey. Çok teşekkürler sunumunuz için. Faydayı bu şekilde sayısal verilerle görmek de çok güzel oluyor. Sizin sunumunuzda da bolca bunu görebildik. O yüzden tekrar teşekkür ediyoruz.